İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'in bir ilimden medeniyete programına daha hoş geldiniz. Bugünkü ilimden medeniyete programımızda, bundan öncekinde devlet memuru nasıl eğitiliriz sizlere anlatmaya çalışmıştık. Bugün ise halkın eğitimi nasıl olurdu? Yani babasının korağı olmayanlar nasıl eğitilirlerdi ki? Hadi babası konağında bir hoca tuttu, bir edebiyatçı getirdi, eğitti. Halk nasıl eğitilirdi? Efendim, halkın eğitimi camilerde olurdu. Camileri biz yanlış biliyoruz maalesef. Bize anlatıldığı şekilde bildiğimiz için. O da cami kardeşim, namazını kıl, çek, git. Cami bu kadar. Değil. Cami eğitim yeriydi. Osmanlı Devleti'nde camilere halkın devam ettiği, yani halka açık camilerin hepsinde bir eğitim düzeni vardı. Bunlar bazı dallara da ayrılırdı halkın eğitiminde. Medreselerde kitabi olarak eğitimi almış kimselerden bir kısmı dersi am olarak görevlendirilirdi. Dersi am demek, efendim, halkın karşısına çıkıp onları yetiştirmek demektir. Halka ders veren, umuma ders veren insan demektir. Medreselerdeki resmi eğitimin yanında yine buralardan mezun olmuş kimselere devlet böyle dersi âmlık görevi verir idi. Dersi âmlar da devletin memuruydu ve Sicilli Osmani'de dersi âm olan Ahmet Efendi, Mehmet Efendi gibi binlerce insanın hayatı anlatılır. Dersi âm olan. Demek ki bugün camilerimizdeki vaaz efendiler birer dersi âmdır. Mevize de vaaz vermek, bir şeyler anlatmaktır. Tabii her önüne gelen o kürsüye çıkmazdı. İcabında camilerin içerisinde Ayasofya'da olduğu gibi birkaç tane kürsü olurdu. Birkaç tane de mahfil olurdu. Bugün camilerimizdeki mahfillere soruyorsunuz, oradaki görevlisi bile efendim yukarısı kadınlar mahfili diyor. Yukarısı kadınlar mahfili yok ki. Evet, caminin üst mahfili var. Müezzin mahfili var. Peki birisi sağdaki müezzin mahfili. Soldaki ne kardeşim? Küçük camiler için söylüyorum. Süleymaniye'nin sağ ve solundaki ikişerden dört bölüm, üstte ikişerden dört bölüm, dışında ikişerden dört bölüm, bu mahfiller ne? Ha, işte bu mahfillerin görevini bilirsek camilerin eğitim yeri olduğunu tam anlamış oluruz. Bu mahfillerde aynı anda bir camide aynı anda namaz dışında tabii, namaz cemaatte herkes kılıyor. Dersi âm olan hoca efendi de kılıyor. Talebeleri de kılıyor. Kim varsa görevli müezzinler orada nöbet beklemiyor. Onlar da namaz kılıyorlar. O anda herkes o cemaate katılıyor. O mahfillerde birden ziyade ilim adamı ayrı ayrı konuları kendini dinlemek isteyenlere anlatırlardı. Burada bir mecburiyet yoktu.
bir devam cetveli tutulmazdı. Yoklama yapılmazdı. O Ahmet geldi mi, Mehmet geldi mi, yok. O mana aleminde nasibi olan gelirdi. Nasibi olan hoca efendinin, efendime söyleyeyim, talebesi çok olurdu. Nasibi az olan da az olurdu. Nasibi olan öğrenci o gün işi müsait olur gelir dinlerdi, müsait olduğu kadar. Bunda belli bir program belki hoca efendilerde vardı ama dinleyenlerin de birbirinden ayrı konular anlatıldığı için, ya ben dünkü dersi kaçırdım, bugünkünü anlayamam hali olmaz idi. Ve buralarda yapılan eğitimden genç olanları, yaşı tutanları, 25 yaşından aşağı olanları icabında ilme heveslendiklerinde medreseye de kaydırılabilir idi. Şimdi de bu vaaz hocalarımız devam ediyorlar. Tabii camilerde yapılacak vaazlarda insanların evvela ibadetini düzeltecek şeylerine Osmanlı'da önem verilirdi. Yani bir insan abdestini dosdoğru alamıyorsa, abdestten önceki efendim bazı tabii ihtiyaçlarını giderirken temizliğe azami riayet edemiyorsa, abdesti düzgün olmaz. Abdesti düzgün olmayınca namazı düzgün olmaz. Namazın tabii düzgün olmasının şartlarından biri temizliktir mutlaka. Namaz kıldığı yerin üstünün başının temiz olmasıdır ama okumasının da düzgün olması lazım. Bazı hoca efendiler camilerde kıraat dersleri yaparlardı efendim. Ve kimse kimseyi de rahatsız etmez idi. Camilerde azami sessizliğe riayet edilirdi. Bugün enteresandır. Birçok memlekette gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Ülkemizde de pek dikkat edilemediğini görüyoruz. Bir namazı kıldınız. Arkadan bir iki kişi daha geldi. Onlar da namazına başladılar. Ama büyük grup namazı bitirdi. Peki o kimseler ne yapsınlar? Yani sizin bütün okumalarınız bitinceye kadar, işte tesbihler, ondan sonraki aşı şerifler bitinceye kadar oturup beklesin mi? Adam da yolcu, bir yere gidecek veya arabasını uygunsuz bir yere koymuş, geldi namazını kılacak gidecek. Bilhassa müezzin efendilerden hakikaten bu konuya dikkat etmelerinin çok faydalı olacağını istirham ederek söylüyorum. Cami umumi bir yerdir. Orada sizin o andaki yaptığınız, namazın devamında yaptığınız tesbihat vesaire şeyleri insanlar bu bitsin de ondan sonra ben de rahat rahat namazı kılayım dese olur. Ama ya zamanı yoksa, yani camiyi sesten biraz daha arındırmakta fayda var. Yani tesbih çektiren de biraz daha yavaş, aşı şerif okuyan da biraz daha sessizce okuyup sonuna kadar her şeyi, mikrofonu, hoparlörü açıp efendim mahalleye de duyuracak şekilde yaparsanız, inanınız yeri geliyor, başımıza geliyor. O camide o anda cemaate yetişemediysek veya yarısına yetiştiysek, arkadan tamamlamada bu ses yüksekliğinden dolayı okumayı birçok insan toparlayamıyor. Camiye gelmekten maksat neydi efendim? Ses değildi ki, ibadetti. Allah-u Teala ibadet edecek. Adam düzgün olarak kendisi, kafası salim olup kulakları salim olup okuyamıyorsa, elbette ki bu hususta vebal doğuyor. Onun için de Osmanlı döneminde vaaz efendiler vaazlarını kendi grupları kadar seslerini yükselterek yapabilirlerdi. Bütün camiyi düşünün, Süleymaniye'de 8 tane hoca efendi gelmiş, 8 ayrı konuda bangır bangır yüksek sesle, Osmanlı dönemindeki durum olsa, şimdi hoparlör falan da o zamana konsaydı, o zaman olsaydı, caminin içinde durulmazdı ki efendim. Sonra insan beyninin dayanacağı bir ses desibeli var.
bu desibeli aşmamak lazım. Diyanetimizin bu konudaki çalışmaları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok takdire şayandır, haddim olmayarak efendim bu sesleri kısmaya çalışıyorlar ama tabii mahallindeki insanların da bu konuda biraz daha uyarılması ve görevli kardeşlerimizin de ya başkasını da düşünelim. Yanımızda namaz kılan bir adam var. Nasıl kılarsa kılsın, okusun, okuyamasın. Ben şöyle sesimi bir açayım. Ya amma okudu desinler. Buradaki amma okudu hiçbir şeye yaramıyor diyor kitaplar. Buradaki amma okudu. Çünkü ahirette giden insanlara efendim bu yaptıklarını kimin için yaptın diye soruyorlar. Nefsim için yaptım diyorsa işi kötü. Şimdi demek ki vaaz hocaları, medreselerden gelmiş olan insanlar, dersağım olan insanlar halkı eğitiyorlardı. Bir de tekke ve zaviyeler vardı ki bunlar başına verilen post işin şeyh efendiler, devletin tayin ettikleri ama kendileri medrese gibi belli bir tecrih-i sarih mesela kitabını okuyarak mezun etme değil, o insanların kalplerine tasavvufi bilgileri vermek suretiyle insanların birbirlerine katlanmalarının eğitimini yapıyorlardı. İşte oralarda eğitim alanlar da karşısındaki insanın üzerine gölgesinin düşmesini istemiyorlardı. Şimdi ne gölge düşmesi? Yumruğunun gölgesi düşüyor. Hatta yumruğunun kendi düşüyor. Biz bu dünyada yaşayacaksak huzur içinde yaşamalıyız. Huzur da birbirini sevmekten geçer. İki, birbirine zarar vermemekten geçer. Tabii bütün toplum şehirlerde yaşamıyordu. Köylü köyünde ziraatıyla meşgul efendim geçim derdindeydi. Bu köy camilerine gelmiş olan kimseler belki çok yaşlı insanlardı. Belki çok güçlü bir eğitim almamışlar idi. Mesela köylü diyor ki gel bizim camide sen namaz kıldır. Bize bir namazı kıldır yeter diyor. İyi ama daha başka şeyler de verilecek. Bunun için medreseler Ramazan-ı Şerif'te kapatılır, tatile girer ve öğrenciler köylere medreselerdeki okudukları bu taze bilgilerle, onların temel bilgileri var, bir de medrese eğitiminde aldıkları bilgiler yarım da olsa temel bilgiyle köylüye yeter de artardı bile, köylere cer denen bir vazifeye giderlerdi. Her bir genç bir köye gönderilirdi. Ve Ramazan-ı Şerif müddetince köylüye sadece teravih kıldırmaya, sadece ezan okumaya değil, köylüye vaazlarıyla bir ay müddetle dolu dolu eğitim vermeye giderlerdi. Yaz olsun, kış olsun, mevsim hiç mühim değil. Ramazan-ı Şerif, kurban dönüyor, devam ediyor. Senenin her gününe rastlayabilir. Ya köylünün işte yaz günü işi vardır, tarlası tabağı, yaz günü de günler uzundur. Köylü gene tarlasında 8 saat 10 saat çalışır ama geriye kalan 14 saati kendinindir. İbadetini hiç olmasa düzgün yapar. Abdest nasıl alınır onu bir dikkatlice öğrenir. Köylünün köy hayatında hayvan bakarken üstüne necaset bulaşması şu bu hususlarını hassasiyet getirmek için bu gelen öğrenci anlatırlardı. Cerri maalesef bize de okul hayatında medreselerden Ramazan-ı Şeriflerde cerre gitmeyi, medrese talebelerinin köylere dilencilik yapmaya gönderildiklerini, köylüyü soyduklarını gibi laflarla anlatanlara doğrusu herhalde hayatta değiller şimdi teessüf etmek istiyorum. Oraya giden insanlar hiçbir zaman dilenmeye gitmiyorlardı. Köylüye bir şeyler vermeye gidiyorlardı. En pahalı şey, fiyatı etiketi olmayan şey nedir? İlim vermektir. İlmi nakletmektir. Bunun piyasası yok efendim. İşte dersin saati şu kadar lira, bu kadar lira.
Bilmiyorum tabii orada ne kadar samimi oluyor o ders meselesi. İnsan Allah-u Teala'nın kendine nasip ettiği ilmi başka birine aktarırken bunun artık parayla pulla ölçülmesi olmaz. E köylü her akşam hoca efendiye medreseden gelmiş medrese talebesi ama köyün hoca efendisi hoca efendiye bir tas çorba gönderirdi. E herhalde yok ben sakın sizden istemiyorum köylü sizin pişirdiğinizi yemem mi diyecek olur mu efendim? Bir misafir de gelse ona ne yapılırsa köyün hocasına da bu yapılırdı. E giderken de yanına ufak tefek belki hediye verenler de vardı vermeyenler de vardı. Bu bunun şartı değildi ki dilenciliğe gitmiş olsa aman köyünüze gelenin ceplerinde doldurun midesi de doldurun torbasında doldurun öyle gitsin. Bunlar yanlış şeyler efendim. Bunlar yanlış şeyler. Evet. Bu arada Osmanlı Devleti'nin çok güçlü ve uzun ömürlü olmasının ana ayaklarından birisi de vakıf müesseseleriydi. Vakıf müesseseleri de çeşitli tekkeler kurarlar, zaviyeler kurarlar ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hastanesinden su yollarına kadar. Hatta su yollarındaki zaman içinde suyu getirdi birisi bir hayretti gitti. Ama yol arızalandı. Bir yerde çökme oldu. Sadece su yollarının arızalarını gidermek için dahi ecdadımız avarız vakıflarını kurmuş. Yani insanların eğitimiyle ilgili Osmanlı'da veya İslam'da en büyük unsur nedir desek bu yolda kurulan vakıflardır. Bunu da programımızın bu noktasına geldiğimizde size arz etmek istedim. Efendim bugünkü süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda artık eğitimin İslam'la beraber başlayan eğitimin temel taşı olan efendim Karahanlar Devleti'nden biraz sizlere bahsedeceğim. Tabii bundan sonraki programlarda olacak. Bugünkü programımızda sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İlimden medeniyete. Thank you.